Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Saat şu anda 6 ya 5 var 10 var işte, tam bilmiyorum. Bütün namazlarımı kıldım. Dışarısı karanlık. Selamünaleyküm dedim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar hepinize. Uyanmış tabii namazlardan sonra, sabah namazından önce çay içtim. Böyle arkadaşlar, güne başladım. Çayımdan bir buraları böyle sildim. Günüme başladım. Canlaş. Ben şunları almıştım değil mi? Onun için bıraktım bak burada. Bıraktım derken ortada kaldı. Helyum, platinum, plus 22'li. Bu bizim makinede buzdan çıkıyor. En güzel deterjan bu arkadaşlar. Bir de şöyle pril aldım. Bulaşık deterjanı elde yıkamak için. Diğeri 176 küsür indirimli fiyatı. Bu da pril de 41-42 TL falan. Migros'tan aldım arkadaşlar. Ayrıca Şok Market'ten içecek aldım. Protesto için artık kola ve amanın gibi şeyler almıyorum. Bakalım nasip. Şu an savaş olduğu için protesto ediyorum ve onların İsrail ürünlerini almıyorum arkadaşlar. Gittim Şok Market'in kolaları var. A101'in de var. Onlardan aldım. Şöyle. Şu şekersiz. Madem Müslümanlara eziyet ediliyorsa, ben de onlara param gideceğine, bir kolayla bir şey alınacağına, silah alınacağına arkadaşlar. Dün kendi kendime Şok Market'te alışveriş yaparken dedim, böyle bir karar verdim. Hatta şampuanı bilen Dax da öyle bir görür. Bilen Dax yerine bu yerli malı diyebiliyorum yani. Bioblast, yerli ürün diyebiliyorum. Tam da bakmadım. Evet, Türkiye'de üretilmiş. Şu sarımsakla, yalnız ısırgana kutusunu şeyde var. Sarımsak özü ve organik zeytinyağı diyor. Isırgan otlu olan da Migros'ta var. Ben bunu Şok Market'ten aldım. Ne kadar aldım? İndirimde indirimde 41 TL aldım. Normalde Migros'ta 84 TL ama indirimde olduğu için bu 41 TL. Ya da 42. Canlar aynen böyle. Madem öyle, işte böyle diyerek de protestomu ettim. Yani bizim aldığımız her şey eğer silah olarak dönüyorsa biz de almıyoruz. Almayalım arkadaşlar. Madem öyle, işte böyle diyerek de almıyoruz. Size de tavsiye ediyorum, siz almayın arkadaşlar. Gerçekten bak. Epeydir böyle bir şey aklımda vardı zaten. Hani böyle sürekli Müslümanlara eziyet var. Onların şeylerini yani biz ne var ülkemizde, hangisi varsa alıyoruz. İşte o ülkem bu ülkem ayrımı yapmıyoruz. İlk olarak Müslümanlara eziyet ediyorlarsa eğer ki, yani ne yapacaksın? Onların hiçbir ürününü almayacaksın. Hiç! Bırakacaksın, kalacak. Hatta Nesquik de almıştım. Nesquik de öyle bir ürün. Ben onu bilmiyorum ya, bilmediğim ürünleri alıyorum ne. Ama kolayı da biliyorum, şekersiz olduğu için alıyorum. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonra almayacağım. Canlar, Pepsi, Fanta hepsi öyle. İsrail ürünü imiş. Onun için arkadaşlar, onun için neden bizim Müslümanlarımız eziyet edecek ki? Biz etsinler ki.
Neden, neden? Almadık. Oldu bitti işte. Almıyoruz. Onlar ürünlerini almıyor. Sen gözünün içine baka baka burada satışını yap. Git orada bizim canlarımıza, kardeşlerimize eziyet et. Hiçbir suçu yok. Müslüman diyerek de eziyet. Gel benim memleketime satışını yapsa, Müslüman'a satışını yap. Müslüman'a şey yap, eziyet et. Olmaz öyle dava. Bizim de aklımız var, beynimiz var, fikrimiz var. Biz de onların ürünlerini almıyoruz. Almayın. Kola almayın. Gidin. Aynısı. Çok markette var. Kola Turka var. A101'de var arkadaşlar. Gidin onlardan alın. Ayrıca ben Müslüman olmayanlara Müslüman olsun diye dua ediyorum. Yani böyle insanı yaratanı yaratandan dolayı seviyoruz biz Müslümanlar. Yaratılandan dolayı seviyoruz değil mi arkadaşlar? Onun için hani bizim kimseye düşmanımız olmadığı için ne satarlarsa alıyoruz. Sen ne istiyorsun? Alıyoruz ama karşı tarafın şeysi kötü. Yok Müslümana eziyet eğer ki sen Müslümana eziyet ediyorsan biz de sizden hiçbir şey almayacağız. O zaman protesto ediyoruz, almıyoruz. Kendi kendine o zaman ürünlerini sat, silahını üret, kendi kendine ne yaparsan yap. Ya da doğru yola gel İsrail ya da Müslüman ol Müslüman, kimseye eziyet etme. Kaç seneden beri orada İsrail Filistin'e yok camide namaz kılıyor diye eziyet ediyorsun ya. Müslüman ol artık Müslüman. İçiyoruz sanki zararlı o şeyleri, kolaları. İç içiyoruz. Ya ben niye içiyorum? Ben zamanında çocuklara hep derdim içmeyin kızım, içmeyin yavrum. Zararlı. Kemik erimesi yapıyor falan diye söylerdim. Ama şimdi ben diyet yapıyorum diyetten baya içmeye başladım. Diyet yapıyorum. Yani diyet değil de hani şekerli yemiyorum. Aralık oruç. Aralarda hep içecek içiyorum. Kola da içiyorum. Bilmem ne de içiyorum. Sonra böyle oluyor. Tepemize çıkıyorlar arkadaşlar. Senden aldığımız ürünle git. Orada bizim kardeşlerimizle savaş. Kadar Türk ürün alırım. Ülkemin yerli malını alırım. Yerli ürün alırım. Yerli malı haftası ne yapıyoruz biz değil mi arkadaşlar? Ülkemizden almak için, ülkemize kazandırmak için alıyoruz. Gelmişler bizim ülkemizin satışlarını yapıyorlar. Senden aldıklarımı, senin şeylerinde. Senin gibi Müslümanları da, olanları da, böyle yapar. Senin adam yerine koyma. Öyle mi? İşte öyle, işte böyle. Allah bilir, Allah senin bize zorunlu izin vermeyecek. Onlara Filistinlere zorunlu izin vermeyecek. Dua ediyorum Allah'ım. İnsanlar yapmışlar gerekli. Biz öyle. Müslüman olmayanlar için dua ederiz. Evet, olarak. Bunlar doğru yola gelsin diye. Çünkü onlara da Allah yarattı diye bakıyoruz. O göze bakıyoruz biz.
Başka gözle bakmıyor. Şimdi ben çok yapacağım. Günlerden cumartesi kızım sabahçı arkadaşlar. Çok pişirdim ben bunu. Ben böyle az sucuklu yaparım arkadaşlar. Olur diyorum, bol. Sevmiyorum, sanki böyle daha şey oluyor, hafif oluyor. Ama oğlum mesela çok sucuklu yer. Bana kızlar, anne içine çok az sucuk koyuyorsun ya der. Ve o sever yani, biz böyle hafif seviyoruz. Ya çok yapmışım ya, bunun içine çok sucuk yapmışsın.
üçte. Bir tarafı, bir tarafı batırıyorum arkadaşlar. Süper. Benim tostum böyle gerçekten çok lezzetli. Yani de çok fazla değil. Kiloda aldırmaz. İçine şey koydum, yağın içerisine iç yağ koydum, biraz tereyağı koydum. Ama böyle ekmeklere batırdım. Böyle oldu. Herhalde kahvaltılık daha iyi bir ekmekle. Kaldırıyorum. Bakayım temiz miydi? Kirli. Önceden aldıklarım var burada. Onlar duruyor. Önceden aldıklarım duruyor arkadaşlar. Şuraya o şeyler bakayım. Sandviç ekmeği üstünden açılmış. Böyle buraya ekmekleri dökülmüş. Koyun sürü şey, rahat ediyor. Şöyle açıyorum. Kapatıyorum. Dağılık dağılık. Nesquik'leri falan almışız zamanında. Ondan fazla farklı market olanlar da var. Nesquik hem böyle tabağa koyuyorsun, kaşık kaşık yiyorsun, hem bir de toz hali var ya. Onlar şey ürünü. İsrail ürünüymüş. Nestle, Nesquik. Arkadaşlar öyleymiş. Gelmişler şimdi. Müslümanları sevmiyorlar, Müslümanlara eziyet ediyorlar. Sivriler de ediyorlar zaten. Bunlar da burada. Satıyorlar. Madem Müslüman ülkesinde satma hiçbir şey. Kendi kendine sat ve satacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım Podri Meydan. Size aynen böyle davranmaya davet ediyorum arkadaşlar. Benim gibi onların ürünlerini almayın. Hadi aldıklarınız dolabınızda dursunlar. Yenmiyor zaten şu Nesquik. Bir tane de böyle tozunu almıştım. O da yenmiyor. Bekliyor öyle. Kızım bazen içiyor. Hiç hoşuma gitmiyor hiç. Ben sevmem zaten. Ben kendim içmem bile. Madem bir şey yapamıyorsak onlara en azından para kazandırıyorum. Biz aramızda şey almasını izin vermiyor. Silah. Yardım edenlerin ürünlerini de almıyorum. Bu yardım edenler var ya. Yardım eden ülkelerin ürünlerine bakalım görelim. Onların ürünlerini de almıyorum artık. Karşılarında müthiş insan varsa Allah da bize bu fikri verdiyse biz de alırız. Bizim ülkemizde her şey var. Her şey. İnşallah her şey üretiliyor. Gelip Türk malı diye yazanlar var ya onlardan alırız.
markette. Çok markette seneli biraz böyle boşluk falan oluyor. Şu markete girdim akşam deterjan bakmak için. Şampuanı oradan aldım. Oradan birkaç işte şey aldım, kola aldım. Salatalık alacaktım zaten de. Baktım iyi salayım dedim. Bir baktım aa kütür kütür salatalık. Oh dedim iyi. İyi alayım ben buradan dedim ya aldım. Gerçekten güzel. Orası her sefer bir buş buş oluyor. Alma. Hatta al belki şey işe yarar yani. Müslüman olursun bari de. Gelmişler orada. Mazlumlara eziyet ediyorlar ya. Hep beraber bitireceğiz bu savaşı. Bazen bu şey savaşlar, bazen de böyle savaşlar arkadaşlar. Bu da sevap. Yemek konusunda cihat ediyoruz. Savaşıyoruz. Bize eziyet edenlerle savaşıyoruz. Zarar vermiyor. Kolay falan içiyoruz. Böyle bacaklarını ağrıtıyor. Hadi içiyoruz, içiyoruz, içiyoruz. Zararlı şeyleri bize içiriyorlar, yediriyorlar. Yani alkol ürünlerinde nereden geliyor? Yok uyuşturucu satarlar ülkemizde, yok sigara satarlar, hadi neyse sigara esrar ürün değil de alkol satıyorlar, gençler içiyor. Allah'ım yarabbim sen ya, sen gereğini yap yarabbim. Ama bugün de yumurta kaynatmayayım arkadaşlar, boşum. Canım istemedi yumurtayı. Uğraşmak istemedim açıkçası. Tost var ya şimdi. O Müslüman kardeşlerimiz orada aç aç kaldılar. Savaşın içerisinde neler yaşıyorlar kimdir. Biz de rahat rahat. Allah kimsenin başına bela savaş vermesin. İstemiyoruz tabii. Biz de istemiyoruz böyle savaş, felaket, afet istemiyoruz arkadaşlar. Allah'ım konuşsun ya Rabbim. Şu savaşı hemen bitirsin ya Rabbim. Birlik beraberlik içinde olmaya çalışıyor. Ama başkaları Müslüman seçiyor. Onlar Müslüman havasına giriyorlar. Geçen sandviç götürdüm. Tostlarım hazır. Yanına domates salatalık koydum. Şöyle az hafif bir tost yaptım arkadaşlar.
kahvaltı hazır. Kızım zaten yumurta yemez. Baba şöyle pekmez koymuştum dün. Canım çekti ya. Bizim böyle güzel geldi, güzel geldi. Şöyle pasteden de kalmıştı ya, bunu kahvenin yanına koyalım. Ya da şimdi koyayım, isteyen alsın. Canlar, kahvaltı bu kadar. Kahvaltılığımı da hazır, dün doldurmuştum her şey için. Peynir, zeytin, kahve, pekmez. Ekmeği de koyalım, yine ekleriz. Ekmeği nasıl koyacağım? Şimdi böyle dursun, karışmasın ortalık. Biz bir sürüyoruz arkadaşlar, birlik beraber içiyoruz. Konular, önemli konular. Göz göre göre bize eziyet ediliyorsa, bizim kardeşlerimize, masumlara eziyet ediliyorsa eğer ki, biz de onlara aynen böyle hiçbir şey yapamıyorsak duamız edelim. Onların sattığı ürünleri almayalım arkadaşlar. Almayalım, almayalım, almayalım. Madem öyle, işte böyle diyelim arkadaşlar.
bunu da fabrikaları kapatırsın onu. Ya şu anda kaç kişi çalışıyor, ekmek kazanıyor? Tribot da düşüyor ya aşağıya. Olur, selammış. Bizimkiler gelsin, kahvaltımızı yapalım şimdi. Kahvaltı hazır, gel. Baban mı? Kahvaltıyı çekiyorum kız. Şöyle hazır arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun, bal şeker olsun. Görüşürüz bugün günlerden cumartesi. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hayırlı günler. Ne olursa olsun biz yine de Müslüman olarak Allah yaratılanı yaratandan dolayı severiz. Ama gerektiği zaman onların ürünlerini, bize eziyet edenlerin ürünlerini de alıp da yemeyiz de içmeyiz arkadaşlar. Değil mi? Hepimiz öyle düşünüyoruz. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Siz de aynen almayın. Almayın, para kazandırmayın onlara. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Allah hepinize iman, huzur, mutluluk ve olup bereket versin. Allah'ım şu savaşı bitirsin ya Rabbim. Görüşürüz. Allah izin vermediği sürece hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Kızımı bıraktık. Ben de çıktım valla. Kahvaltı ettiler de ben daha yapmadım kahvaltımı. Annem evdeydi. Anneme dedim, anne kahvaltını yap da o da geç vakit yapıyor, canı istemiyor. Dedim haberler açık. Geç sen kahvaltını yap dedim. Tamam tamam dedi. Miray yatıyor daha. Yatıyordu en son. Uyandı, uyudu tekrar. Biraz ders çalışmış. Öyle arkadaşlar. Dışarı çıkınca ben enerjimi alıyorum. Bugün ne yapacağım? Bugün cumartesi. Bugün çamaşırları makineye atacağım. Şöyle bir temizlik havlum varsa şöyle bir toz alırım. Bir robot çalıştırırım. Canlar. Bugün araba bakmaya gideceğiz biz. Doğru ya. Sıfır arabaların fiyatı ne kadar? Bir ona bakacağız bakalım. Uygun bir şey olursa belki alırız. Olmazsa da ikinci el araba yükseltiriz. Bilmiyorum arkadaşlar, ben de ne yapacağımı ayarlamaya çalışıyorum daha. Bu önümüzdeki hafta gideceğiz, memlekete gideceğiz. Bu işlemler için ben başvurumu yaptım işte tapudan. Biraz intikal bilmem ne bir şeyler. Ona başvurumu yaptık, onu bekliyoruz. Ondan mesaj gelecek, öyle gideceğiz. Herhalde bu hafta gelecek, pazartesi salı. İşte arabayı da bir taraftan ayarlamaya çalışıyoruz. Arabayı dün satacak da oğlum. Olmamış. Yani arabaların fiyatı düşmüş iyice. Bizimkinin düşüyor da öbürleri de düşükmüş. Bilmiyorum. İşte Renault Megane ya da işte Egea Cross ya da neydi başka, Renault Clio. Clio'yu pek sevmiyorum ben. Ama son modelleri güzel görünüyor. Canlar. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ya dışarıya çıktım. Çıkmışken şöyle bir şey yapmış. Şöyle dostu da çay içeceğiz şimdi. İçeceğiz ve eşimle beraber. Sabah sabah öksürüyorum. Baba çayından geçerken çekiyorum ben. Hep burada çekiyorum arkadaşlar. Telefon elim burada var hep. Sabah trafiği yavaş yavaş çoğalıyor arkadaşlar. Saat şu anda 7:30. 7:40 falan. Böyle. Aldım.
Soğuk soğuk arkadaşlar. Sabah soğuğunu yaşıyoruz şu anda. Gün içerisinde yanıyor vallahi Antalya'da. Sabah ve akşam soğuk oluyor. Şöyle oturduk işte buraya. Şuraya. Şuraya çayımız geldi. Çaylarımızı içelim. Bugün kahvaltı etmedik mi? Ettik. Hiç doğru dürüst bulaşık yok. Bu bulaşıkları da bir halledeyim arkadaşlar. Bugün ne yaptım belli değil. Toz. Alacağım. Ama şu anda bir namaz kılacağım. Namaz mı? Yemeği düşüneceğim bunu. Yemeği oldu galiba. Şimdi sabahleyin dışarıya çıktım. Şeye içimde işlerim vardı. Katılmaya girdim arkadaşlar. Katılmaya 120 miktarda birikim için katılmaya girdim. Bugün başvuru yaptım. İmzaları falan atılacak şey günü. Memlekete giderken arayacağız. Oradan Isparta'dan katıldım. Katılacaktım önce. Bir 1.000 liralık falan katılacaktım. Sonra vazgeçtim. Ödeme zorlu olabilir. Hani gezmeyi tozmayı seviyoruz ya biz. Onun için doğrudan maaşımı oraya bağlamak istemedim. Sonra beni ikna etti. Oradan şimdi sesi neydi ya? Erhan değil mi? İsmini de hatırlayamadım ha. O. Dedi abla düşükle girebilirsin dedi. Ne etti? Tamam dedim olur birikim olsun. Öğretli onu işlemek için para yatır çek. Miray! Bu tost yemeyeceksin değil mi? He? Ah kızım sabahtan beri aç geziyorsun ya. Ben şimdi makineyi çalıştırayım. Şu barlasın şeyini değerlendirecektim ama olmadı. Etini. Geçen de ben kalmıştı ya. Onu da koyalım makineye. Şöyle sıkıştıralım buraya. Hallettim arkadaşlar çok şükür. Sabahtan beri bulaşık çamaşır dedim kaldı. Çamaşırı serdim. Ve bulaşığı da çalıştırıyorum. Ondan sonra yemeği düşüneceğim. Yeğenime dedim ki gelin dedim. Dolma yapmayı düşünüyorum ya da türlü gibi bir şey yapacağım dedim. Tamam dedi geliriz dedi.
Barla su yanmamıştır daha. Saat 1'de falan uyudu, arama şu anda. O geleceğiz dedi zaten. Sen bilirsin. Ayar o zaman. Geç oldu birazcık. Çocuk okuldan gelecek diye yemek hazırlıyoruz hızlıca. Bugün de böyle takıldım kaldım. Bir namazım kılayım. Namazımı geciktirdim. Öğle namazı. Sonra karar veriyorum arkadaşlar. Makineyle çalıştırdım. İyi şükür. İçinde bir sürü bulaşık varmış. Ne yapacağım? Bilmiyorum ki. Bilmiyormuş. Çağırdı. Yapacak ama. Gelecekler mi hemen? Şunu da asaydım makineye. Beyazlarla atayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi namaz kılma zamanı. Bir dakika. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Orayı da boşalttım. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.